Merhabalar, bugün sabah çok güzel manzaralar eşliğinde yolculuğumuz başladı yine. Evet, mükemmel evlerin önünden geçiyoruz. Çok isterdim o evlerden birinde yaşamayı. Tam benim sevdiğim bir hayat tarzı, doğanın içinde bol yeşillik, önünden sular akıyor, tek katlı minik evler, insanları saygılı. Bisiklet çok güzel, her yer bisiklet yolu. Bakın görüyorsunuz siz de. Bütün yolların yanında bir de ince bisiklet yolları yer almakta. Bir kasabadan bir kasabaya hiç yola çıkmadan bisiklet kullanabiliyorsunuz. Ve çok güzel bir köye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ben daha önce sosyal medyada, YouTube'da, televizyonlarda burayı görüyor ve çok merak ediyordum. Çok görmek istediğim bir yerdi. Bugüne kısmetmiş. Zanse Şans köyüne gidiyoruz. Burası küçük bir kasaba değil de köy gibi bir yer. Yel değirmenleriyle meşhur. Şu anda çalışan da 8 adet yel değirmeni var. Zanse Şans ileride göründü. Evet, merak ettiğim ve beklediğim kadar varmış. Şu anda bile çok güzel görünüyor. İsmini Zan Nehri'nden alan kasaba 800 yıllık tarihiyle Hollanda'nın bağımsızlık savaşı yıllarında birçok savaşa ev sahipliği yapmış. 100 civarında yel değirmeni varmış. Müzeler, atölyeler, depolar ve geleneksel mimari tarzındaki evleriyle ve de tabii ki eşsiz doğası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Zanse Şans kasabası, büyüleyici bir kasaba. Kasabaya ya da köye girişimizi yaptık. Çok güzel manzaralar bizi karşıladı. Gördüğümüz manzara karşısında oldukça keyifliyiz. Amsterdam'dan da bu kasabaya iki şekilde ulaşmak mümkün. Birincisi trenle, fakat trenden indikten sonra bir 15-20 dakikalık yürüme mesafesi varmış. Ancak Amsterdam'dan buraya tren 15 dakika civarında bir sürede ulaşıyormuş. Bir de otobüslerle gelinebiliyormuş. Bu da yarım saat sürüyormuş. Biz tur otobüsüyle geldiğimiz için bu iki toplu taşımayı da kullanmadık. Bu güzellik karşısında inanın nereye bakacağımızı şaşırıyoruz ve nerede fotoğraf çekeceğimizi. Çünkü ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Burada da her yer benim için bir cennet, fotoğraf cenneti. Az önce buraya ulaşımdan bahsetmiştim. Şunu da belirteyim. Bizim bir ulaşım şekli ise bisiklet olabilir. Çünkü Amsterdam'dan her yere bisikletle gitmeniz mümkündür. Çünkü şehirler arası yolda bile bisiklet yolları mevcut. Benim bu bölgede görmeyi çok istediğim bir yer daha vardı. Orası da Zandam. Çok yakınmış buraya da. Ancak turumuzun programında olmadığı için orayı göremedik maalesef. Orada da Lego evler olduğunu duymuştum. Lego şeklinde evler. Çok güzel. Hatta bazılarının fotoğraflarını görmüştüm. Ama maalesef kısmet olmadı. Evet, değirmenler karşımıza çıktı şimdi. Pek çok değirmeni bir arada görüyoruz. Bu da çok güzel bir görüntü. Bu değirmenlerden de 8 ya da 10 tanesi aktif olarak çalışıyormuş. Birkaç tanesini az sonra beraber gezip göreceğiz. Bu şirin köyde çok güzel kakao kokuları alıyorum, mis gibi hepsi.
Bakalım nerelerden geliyor bu kokular. Çalışmayan değirmenler günümüzde depo olarak kullanılmaktaymış. Çalışanların ise bazılarında boya üretimi, yağ üretimi, baharat üretimi ve bir de peynir üretimi yapan değirmenler var. Zanse şansı pek çok sanıyorum Hollanda okullarından öğrenci grupları getirmişler. Gençler çoğunluktaydı. Ve bugün çok şanslıydık. Dün hiç durmayan yağmur yerini güneşli bir havaya bıraktı ve bu güzel yeri de açık bir havayla görmemizi sağladı. Az önce güzel bir kakao kokusunun, çikolata kokusunun sardığını etrafı söylemiştim. Meğerse burada bir çikolata ve kurabiye üretimin yapıldığı atölyenin olduğunu öğrendik. Birazdan tadarız. Bu değirmenler içinde en ünlüsü Dekat, yani kedi anlamına gelen Dekat'mış. 1782 yılında yapılmış ve işlevi boyalar için rant üretmek olan bir yel değirmeniymiş. Değirmeni gezmek için de 4 euro ücret ödemeniz gerekiyor. Burada keçi, koyun, tavuk gibi hayvanlardan oluşan bir de çiftlik var. O hayvanları sevebiliyorsunuz ve önlerinde bulunan makinalardan aldığınız yemlerle besleyip fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Nasılsınız? Evet, bugün çok güzel bir yerdeyiz. Şandam. Doğru mu Güzel bir yer ya, bölge güzel. Ama hava biraz... Amsterdam yakınlarında yarım saat mesafede bir yer, Zandam bölgesi. Zandam değil mi? Yel değirmenleri, baharat öğüten değirmenler, evet. Tabii ki kanallar, nehirler, yeşillik, çok güzel, cennet gibi bir bölge. Evet. O zaman şöyle yapalım. Arkamıza dönüp bu taraf çeksin. Şöyle. Evet. Umut'cum şöyle yanımızda dur. 360 derece. 360 derece. Böyle yürüyerek gidelim arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi bölgede yer değirmenleri var. Hava güzel. Bir güneş açıyor, bir kapanıyor. Ama yine güzel geziyoruz. Çok Güzel. güzel, Grup çok evet. güzel. Rehberler ve misafirler çok harika insanlar. Ayrıca bugün Marken Volendam'a gideceğiz. Amsterdam'da kanal gezisi yapacağız ve bir de elmas fabrikası gezeceğiz. Gördüğünüz Gezintileri gibi. de devam Evet, edeceğiz. yanımızda Güzel yerleri yakışıklı gezdireceğiz. oğlumuz var. Onunla birlikte geziyoruz. Umut'un hesabı. Ya sallar mısın Umut? Evet. Bizim de yol manzaralarını seyretmeye devam ediniz. Daha neler neler karşınıza gelecek. Evet, seyrediyorsunuz hanımlar. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek. Burası peynir üretim yeri. Bakın izleyenlerin peynirler genelde
İçeride. Ben var mı? Bu peynirleri mi yapıyorlar? Sence dolanıp içeri girelim bence diye. Evet, misafirler hep çekiyor gördüğünüz gibi. Katerina peynir. Tadım ücretsizmiş Umut'cum. Güzel mi? Ne diyorsunuz? Umut Bey siz de baktınız mı? Evet, baktım. Bir de bu tarafa bakalım. Lale figürlerimiz. Yorulduysan ben alayım mı biraz? Ha? Al. Rana o püsküvitler burada çok ikramdı biliyor musun? Ya, ve çok kazıktı. Valla 8'e aldık Umut. Yapıldığı yıl sahibi. Dur. Çok güzel. Gel Berma. Hayvanlar var. Maketler. Merve amca yapmış herhalde. Evet. Siz orada ikiniz durun. Bir resim mi alalım? Burada bir resim alalım. Bir bayrak. Çünkü Umut'cum. Hi. Gördüğünüz bu şirin ev, hediyelik ürünler satılan bir mağaza aslında. Orayı da beraber bir gezelim. Çok beğendik, çok güzel ürünler vardı ve çok şirin, her şey çok şirin. Evet.
His name. Sophie. Oh, so beautiful. Sophie. Very nice. Sophie. 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 Gevşek çek, gevşek. Şefi geldi mi? Yok değil, bunlar şey satılıyor ama biz istemiyoruz. Onu aman buradan çıkmadan alalım ha bugün. Olur mu Umut? Unutma, verme. Umut, o seni... Anne şuradan bir şöyle alsana. Anne de seni al. Hollanda'nın en önemli sembollerinden biri Clocks adını verdikleri tahta ayakkabılar. Hollanda'nın büyük bir bölümü deniz seviyesinin altında olduğu için eskiden beri hep ıslak bir ülkeymiş ve zamanında kaymamak için bu tahta ayakkabıları üretip giymeye başlamışlar. Günümüzde çok yaygın olmasa da kasabalarda bu ayakkabılar giyilmeye devam ediyormuş. Ve de turistik olarak da oldukça ilgi çekici. Sans et şans. Gezimizi tamamladık. Güzel manzaraları beynimizin bir yerine not ettik. Hep hatırlayacağız. Ve şimdi Markham-Volendam turumuza doğru yol almaktayız. Bir sonraki videomuzda Markham ve Volendam'dan olacak. Şimdilik hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Ve beğenirseniz de çok mutlu oluruz.